Suicide Squad filmini izlediyseniz muhtemelen siz de uzun süre Harley Quinn'in etkisinden kurtulamamışsınızdır. Bunda kesinlikle Harley Quinn'i başarıyla canlandıran Margot Robbie'nin büyük bir etkisi var. Robbie ise Harley Quinn olmak için çok uğraşmış. Biz de bugün size bu süreçten bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir, kostüm. Harley Quinn'in animasyonlu versiyonu tipik bir tulum giyiyormuş. Ancak son versiyonunda her şey çok farklı olmuş. Son kostüm tasarımı çocuklara yönelik animasyon şovu karakterinden ziyade daha olgun çizgi romanlardan ilham almış. Margot Robbie ise hiç istemese de iç çamaşırı gibi görünen kısa şortu giymek zorunda kalmış. Kostümünün tüm hatlarını belli ettiğinden rahatsız olan Robbie, ayrıca çoğu sahnede üstü ıslak olması gerektiği için vücut hatları daha da belirginleşiyormuş. Sonuç olarak üzerinde kostüm varken herkesin kendisine bakmasından da çok huzursuz olan Robbie, kısaca çoğu kişinin beğendiği kostüm içerisinde çok mutsuz olmuş. İki, Jared Leto. Harley Quinn nasıl filmin olmazsa olmazlarındansa Joker de aynı şekilde öyle. Peki Robbie ile Jared Leto'nun oynayacakları sahnelerin provalarını yapmadıklarını biliyor muydunuz? Robbie, Joker karakterini canlandıran Jared Leto ile oynayacakları sahnelerin provalarını yapmamış. Yönetmen bu durumun Harley Quinn ve Joker karakterlerinin tahmin edilemez çılgın kişilikleri açısından daha iyi olacağını düşünmüş. Bu tahmin de doğru çıkmış. İkilinin filmdeki uyumları mükemmel. Kamera arkasında da gayet iyi anlaşan ikili birbirlerine sık sık hediyeler alıyorlarmış. Hatta bir keresinde filmde sevgilisini oynayan Jared Leto tarafından Margot Robbie'ye bir lağım faresi hediye edilmiş. Margot ise bu fareye Red Red ismini vermiş. 3. Will Smith. Jared Leto'dan farklı olarak Robbie, Will Smith'le çekimler öncesinde defalarca prova yapmış. Zaten Suicide Squad filmi Margot Robbie ve Will Smith'in birlikte oynadığı ikinci film. İkili ilk olarak Focus filminde rol almışlar. İkili arasındaki ortaklıklar tabii ki de bunlarla sınırlı kalmıyor. Birlikte oynadıkları ilk film olan Focus'ta da kullanılan Rolling Stones'un Sympathy for the Devil şarkısı ikilinin Suicide Squad'daki bir sahnesinde de kullanılmış. Ancak bu şarkı iki filmin de soundtrack albümünde yer almamış. 4. Ses. İlk olarak Batman çizgi dizisinde gördüğümüz Harley Quinn'in sesi dizinin en ikonik parçalarından bir tanesi. Robbie de ilham almak için diziyi defalarca izlemiş ve Harley'nin sesini can kulağıyla dinlemiş. Aynı zamanda Robbie, Sıkı Dostlar filmini de birçok defa izlemiş. Özellikle filmdeki Karen Hill karakterine yoğunlaşmış. Robbie, Harley için Karen Hill'in ses tonuna ve aksanına dikkat çekmiş. Hatta filmi sadece izlemekte yetinmeyen Robbie, filmdeki Karen Hill sahnelerinin seslerini kaydedip tekrar tekrar dinlemiş. Sonuçsa Harley Quinn'le özdeşleştirdiğimiz etkileyici ve bu özel ses tonu. Something tells me a whole lot of people are about to die. 5. Makyaj. Kahramanımızın beyaz perdedeki tarzı çizgi romanlardan oldukça farklı. Bu durumda Margot Robbie için işleri zorlaştırıyor gibi görünüyor. Çünkü Harley Quinn karakterini canlandırırken vücudunun açıkta kalan bölgeleri arttıkça saç ve makyaj gibi işlerin tamamlanması daha uzun sürüyormuş. Bunun nedeni ise Harley'nin çok beyaz bir teni ve çok sayıda dövmesinin olması. Margot Robbie'nin ise o beyazlığa ulaşabilmesi için uzun süre beyazlaşmak için makyaj yapması gerekiyormuş. Bunun dışında eğer dışarıda bir sahne çekiliyorsa ve ceket bile giymiyorsa sadece dövme detaylarının tamamlanması için makyaj odasında en az 20 dakika harcamak gerekiyormuş. Ayrıca Suicide Squad'ın yönetmeni David Ayer çekimlerin ilk gününde Margot'ın kaşına çizik atmış. Yani kısacası Margot, Harley için görüntüsünden epey ödün vermiş. 6. Su altında nefes tutmak.
Güzel oyuncu film için su altında 5 dakika boyunca nefesini tutmayı bile öğrenmiş. Yönetmen 1 dakika nefes tutmasının yeterli olacağını söylese de o sınırlarını zorlayıp 5 dakika boyunca nefesini tutmuş. Harley Quinn olabilmek için sadece nefesini tutmayı öğrenmeyen Robbie daha birçok şeyin de eğitimini almış. Çekimlerden 6 ay önce sıkı bir eğitime giren Robbie, jimnastik, boks ve silah kullanımına dair dersler almış. Bunların dışında çocukken bir sirk ekibinde dersler alan Robbie, 8 yaşında trapez sertifikası almış. Bu yeteneği ise Suicide Squad filminde çok işine yaramış. Yedi, diyet programı. Antrenman rutiniyle beraber Robbie, Suicide Squad çekimlerine doğru oldukça katı bir diyet programını uygulamaya başlamış. Normal hayatında burger ve patates yemeyi çok seven güzel oyuncu, Harley Quinn olabilmek için çok sevdiği yeme alışkanlığına kısa süreliğine de olsa ara vermek zorunda kalmış. Robbie, bir sürü havuç çubuğu yemek zorunda olduğu diyet programına sıkı sıkıya bağlanmış. Bunun yanında çekimler ve film esnasında Robbie'nin sürekli lollipop yediğini fark etmişsinizdir. Ama bunlar şekersiz olarak hazırlanmış özel şekerlemelermiş. Sekiz, güvenlik. Suicide Squad gibi popüler bir filmde başrol oynamak ve bunda başarılı da olmak kariyerinizde büyük bir sıçrama yaşayacağınız anlamına geliyor. Margot Robbie'nin hayatı da bu filmle beraber kısa sürede değişmiş. Margot Robbie'nin Harley Quinn'e dönüşmesi beraberinde çok sayıda bonusu da getirmiş. Margot Robbie iki başarılı filmde daha rol almış. Dünya çapında popülerliği artmış. Posterleri, küçük heykelcikleri yapılarak karakter ölümsüzleştirilmiş. Ama bu kadar popülerlik beraberinde toksik hayranları da getirmiş. Margot Robbie bir süre sonra takıntılı hayranlarıyla baş edemeyip güvenlik ekibinin sayısını artırmış. 8. Suicide Squad filminde canlandırdığı Harley Quinn karakteriyle hayatımıza giren Margot Robbie hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Harley Quinn ve Margot Robbie hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.